Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin 8 Kasım 2018 tarihindeki mahkemesinde yapmış olduğu savunma. Ben bu konuyla ilgili daha önce soruşturma aşamasında savunma yapmıştım. O savunmalarımı aynen tekrar ediyorum. Rus uçağının düşürülmesine ilişkin yapılan sohbetin tarihi 15 Temmuz tarihinden çok öncesine aittir. Ancak kesin tarihini net olarak hatırlamıyorum. Benim yargılamaya konu videolardan ne söylediğimin anlaşılabilmesi için önceki videolarımın da incelenmesi gerekmektedir. Savcılık makamı tarafından bu yapılmamıştır. Savcının ilk iddianamesiyle sonraki iddianame aynı değildir. Bunu mahkemede de ispat etmiştim. Hakim Bey bana terör örgütü üyeliğinden suçlanıyorsunuz dedi. Hatta 4 tane terör örgütünden. Halbuki emniyette bana verilen kağıtta böyle yazmıyordu. Sadece örgüt propagandası yazıyordu. Ancak mahkemede başka bir şeyden itham edildi. Gerek emniyette verdiğim ifade, gerekse sulh cezada verdiğim ifademde bazı bölümleri okumak istiyorum. Ben aslında yargısız infaza tabi tutuldum. Bu 6 konuşmadan ötürü ben mahkum edildiysem bunların bana sorulması gerekirdi. Bunlar bana sorulmadan tutuklama kararı verilmiştir. Bana bahsedilen 4 terör örgütünün hangileri olduğunu dahi bilmiyorum. Hakim hiçbir şey söylemeden ben tahmine dayalı DAEŞ olabileceğini söyledim. Ancak DAEŞ'in beni ölümle tehdit ettiğini söyledim. Eğer PKK ise onlarla ilgili çok defa konuştum. Bu nedenle de tehdit altına alındı. O zamanki sulh ceza hakimi bana hiçbir şey söylemedi. Suçlamaları açıkça anlatıp savunma yap demedi. Sadece ben tahminlere dayalı olarak savunma yaptım. Bahsettiğiniz örgüt FETÖ ise 35 yılda kaç defa tehdit ettiklerini hatırlamıyorum. Benim bu örgütlerle suçlanmam akıl kârı değildir. Ben bu savunmaları da tahminen yaptım. Biz emniyette 10 gün yattık, son gün ifademizi aldılar. Bize bir kumpas yapıldığını düşünüyorum. Zira ifademiz gece 12'de alınmaya başlandı. Bir sonraki gün öğlen mahkemeye çıkarıldık. 2 saatte dosyanın incelenmesi, ifadelerinin incelenmesi mümkün değildir. Sonrasında tutuklandık. Afrin ile ilgili, Suruç ile ilgili bana bir kelime sormadılar. Ancak beni bu iddialardan ötürü tutuklamıştır. Konuşmalar siyasi konuşmalardır. Savcının lehte ve aleyhte olan tüm delilleri toplaması gerekirken bu deliller toplanmamıştır. Bir insana suçlama yapılabilmesi için bütünlük kavramıyla irdelenmesi gerekmektedir. Kısmi konuşmalarım alınarak suçlama yapılmamalıdır. Geçmişteki konuşmalarım da incelenmemiştir. Ben FETÖ, PKK, DAEŞ aleyhine yapmış olduğum konuşmalarımı savcıya sundum. Ancak incelemeye niyeti olmadığını gördüm. Bunlara bakmadı, okumadı ve iddianameye koymamıştır. Suçlamaya konu konuşmalarım kırpılmış şekilde delil olarak gösterilmiştir. Darbeyi reddettiğim, terörü lanetlediğim yerler özellikle dosyaya alınmamıştır. Buna iyi niyetle bakmak mümkün değildir.